Gel buraya gel. Vallahi gel buraya. Gel. Kamera bak baba. Ya öyle olacak bir şey yok kızlar. Sedat. O kadar ağlar işte. Türkçe bilmem. 6 çocuk annesiyim, evliyim. Ondan sonra yani mecbur bu işi geliyoruz, yapıyoruz. Yapmak zorundayız hani, yapamazsak da evlatlarımızı çıkaracak mecbur. Kimi zaman çamurda geliyoruz mesela, ayakkabılarımız yırtılıyor, telliklerimiz kopuyor. İşte mecbur olmasak hani çocuklarımızı okuturduk, en azından bir meslek sahibi oğlulardı. Ama mecbur alıp işe geliyoruz kendimizde. Kimisini evde bırakıyoruz, kimisini... İşte bunları da kendimiz de getiriyoruz. Gidip evde yine yemek yapıyoruz. Hayatın şartlarında mecbur. Yapmasak da olmuyor işte. Böyle. 5'te geliyoruz. 5.30'da 4'te geliyoruz. Kimi zaman 6'ya kadar, 7'ye kadar buluyor yani, çalışıyoruz. Eve gidene kadar yemek derken yani bayağı bir geç oluyor. Yövmelerimiz de ucuzdur. Tabii biraz buz olsa, şartların altında biraz daha pahalı olsa iyi olur. Görüyorsunuz işte böyle halimizi. Ne kadar zor çalıştığımızı. Yani görsünler bizi böyle nasıl çalıştığımızı. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Mecbur yani, ufak çocukları evde bırakıp geliyor. Şu anda ben 1,5 yaşındaki oğlanı evde bırakmışım, gelmişim. Bir de düşünse akşam 6'da ya kimi zaman gidiyor, 7'de gidiyor. Yani ne zaman kamyonumuz da olsa öyle gidiyoruz. Neden? Yani iş hayatımız kolaylaşsın istiyoruz. Yövmelerimiz zamlansın istiyoruz. Yani bunu istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz ki ne? Sosyal yani, güvencemiz var mı? Sosyal güvencemiz sağlık şeyiz, yeşil kartlıyız. Yani. Hani, sigortanız olsun ister miydiniz? Tabii isterdik. Niye istemeyelim? Yalla bana at, yalla bana at, yalla bana at, yalla 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 yalla. Hadi hadi. فاضل فاضل تربحوا اذا يلا يلا غزه 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 köy köy gezerek kadın çiftçilerimizin haklarını anlatıyoruz. Sigorta hakları için gerekli mercilere başvuru yapıyoruz. Konteyner kentler için özellikle kalacak ortam hazırlanması için çalışmalar yürütüyoruz. Bölgemizde birçok aileler mevsimlik tarım işçisi olarak geliyor, ancak kalacak yerleri olmuyor. Çiftçilerimiz için bu hayat şartlarının kolaylaştırılması için konteyner kentler kurulması konusunda çalışmalar yapıyoruz.